Selamun aleyküm bima sabertüm fe ni'me ukbeddar. Selamun aleyküm tıptım fedhulüha kalidin. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Miftahul cennet, cennetin anahtarı. Cennet selamlarıyla selamlıyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm bima sabertüm fe ni'me ukbettar. Selamun aleyküm tıptüm fedhulüha halidin. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Miftahul cennet, cennetin anahtarı. İnşallah bu dersimizde tevekkülden bahsedeceğiz. Allah Subhanehu ve Teala'ya iyi inanıp iyi tevekkül etmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Tevekkül ettiğimiz zaman faydalananları dinleyeceğiz. Onlar gibi biz de faydalanmaya muvaffak eylesin Allah Teala sizlere. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدِرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْزِمْ لَهُ أَجْرًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا صدق الله العظيم إلى آخر الآية اللهم صل على سيد محمد وعلى سيد محمد Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel murselin. Salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma'in. Adem aleyhisselama Cenab-ı Hak üç büyük nimet, üç melekle üç büyük nimet gönderdi. Akıl, iman, edep. Hangisini alırsan istediğini alabilirsin buyuruldu. Akıllı aldı Adem aleyhisselam. Akıl alınca imanla edebe geri dönebilirsiniz buyuruldu. İman dedi ki Allah Teala Hazretlerinin bana emridir. Akıl nerede olursa ben orada olurum. O zaman edeb-i hayaya siz dönebilirsiniz denildi, buyuruldu. O da dedi ki, bana da Allah Teala Hazretlerinin emri, iman nerede olursa ben orada olurum. Eğer bu sözlerden bazılarını tekrar ettiklerimiz olursa, bu tekrarlarda da hayırlı şeylerin tekrarlarında da hayır olur. Fayda olur. Belki evvelki derslerde bulunmayan bu derste bulunmuş olur. Bunun için buna da Allahümme salli ala seyyidi Muhammed ve sellem tekrar edilen hayırlı kelimelerden istifade etmek başkalarında söylemeye, başkalarına söylemeye de kolaylık olur. Bu üç şeyi iyi dikkat edelim. Akıl, iman, edep. Bunlardan birisi düşerse hepsi düşer Allah korusun. Ya akıl olmayandan mesuliyet bile kaldırılıyor. İman olamayan zaten ne yapacak yani? Allah imanlarımızı, akıllarımızı, imanlarımızı, edeplerimizi kendi lütfiyle muhafaza eylesin. Edeb-i haya olmayan yine tehlikeli. Allah her türlü tehlikelerden hepimizi muhafaza eylesin. İbrahim Aleyhisselam'a geçelim. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a dostum buyuruyor. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ İbrahim'e خَل۪يلًا. Çok İbrahim'in
Aleyhisselam'ın dostluğunda çok kıssalar var. Bizlere çok faydalı kelimeler. Melekler Cenab-ı Hak'tan soruyor. Ya Rabbi, İbrahim dostum buyuruyorsunuz. Hikmeti nedir? İbrahim Aleyhisselam çok zengin bir insan, nebi. Çok zengin bir nebi. Bu kadar meşguliyeti arasında size nasıl dostluk yapabiliyor? Hikmetini bize lütfen öğretir misiniz Rabbimiz? Allah Teala Hazretleri, ya Allah, ya Erhamer Rahimin. Cenab-ı Hak buyuruyor, sizin en büyüğünüz Cebrail Aleyhisselam. İmtihan edelim. Cebrail Aleyhisselam'ı İbrahim Aleyhisselam'ın en meşgul bir vaktinde insan şeklinde gitsin İbrahim Aleyhisselam'la konuşsun. Burada şimdi Allah'ın servet verdiği kullarından da çok hayırlı insanlar var. O servetlerinin arasında başkalarına da faydalı oluyorlar ki bu çok mühim bir şey. İbrahim Aleyhisselam meşgul, koyunlarla develer var, koyunlar var, on binler, yirmi binler, develer var, yine o kadar, affedersin, sığırlar var, hayvanları var, efendim, bunları güden çobanları var, onların hepsiyle bir taraftan onlara bakıyor, bir taraftan o çobanların ücretlerini veriyor, düşünüyor. Tam o haldeyken Cebrail Aleyhisselam insan şeklinde gidiyor. Esselamu aleyküm ya Allah'ın dostu. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Buyurun, hizmetinizi söyleyin. Ne emrederseniz hizmetlerinize hazırız. Ey benim dostum, ey kim olduğunu bilmiyor tabii. Burada imtihan olacak. Karşısında bir insan. Diyor ki, biz bu mallar kimin diyor. Bu malların sahibi var. Sahibi beni vazifelendirdi. Bakmakla meşgulüm. Sahibi. Peki sahibi nerededir? Bunlardan biraz satın almak istiyorum. Sahibi bana her selahiyeti verdi. Satabilirim sizlere. Buyurdu. Peki kaçı kaç para? Bunlardan 10 tane koyun alsak, bir tane deve, bir tane sığır, affedersin, bunlardan böyle alsak kaç lira? Diyor ki, benim bir dostum var diyor. Onu alırsanız, onu bir kere anarsanız, benim dostumu bir kere anarsanız, ben size şu gördüğünüz, görebildiğiniz ve göremediğiniz on binler koyunlar, on binler develer, sığırlar, daha da fazla, bunların üçte birini size vereceğim. Peki o dostluğun ismi nedir? Ne söylememiz istiyorsun? Bir kere Allah diyeceksiniz. Sizin dostluğunuzun ismi Allah. Evet, benim dostumun ismi Allah Celle Celaluhu. Peki. Allah diyor o misafir. Ayırt duruyor. Üçte biri buyurun sizin. Çobanlarıyla beraber. Hayır sahipleri de böyle çok hayır yapanlarda tanıyorum ben.
Allah hayır sahiplerine de, ben Gaziantep taraflarında, Kahramanmaraşlar'da Ramazan vaazımız, Adana'da 1970'ler, oradaki müftefendiler bunu hayır sahiplerine, hayır sahiplerinin bu mevzuyu onlara söylemeli, hayıra teşvik olsun diye hocam derlerdi mübarekler. Üçte birini ayırttırıyor, veriyor. Siz bana, önce siz bana müşteri oldunuz. Şimdi ben size müşteri olmak istiyorum. Kabul buyurursanız. Ey mübarek misafir. Buyur, söyle. Bu malın benim o dostumu bir daha anarsanız, bu malın üçte birini daha vereceğim size. Ne söylememizi istiyorsun? Ya Erhamer Rahimin söyleyeceksiniz. Malımın üçte birini daha size vereceğim. Peki diyor. Ya Erhamer Rahimin. Üçte birini daha veriyor. Şimdi yine dostumu bir daha anarsanız, buradaki malımın hepsini, elimdeki asamı da vereceğim size. Sadece de elbisemle kalıyorum. Ha. Peki ne söylememizi istiyorsunuz? Ya Ekremel Ekremin Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bunu da söylerseniz hepsini vereceğim size. İmtihan mühim. Karşısındakinin kim olduğunu bilmiyor. Allah bildirirse nebilerine bildirir, sıddıklarına bildirebilir. Herhangi bir Allah dostlarına da bildirebilir. Bildirmezse hiç kimse bilemez. Peki. Ya Ekremel Ekremin, ya Allah Celle Celaluhu. Efendim. Şimdi hepsi sizin oldu. Helal olsun. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz bu malları. Yalnız bir tek şeyim kaldı. Bir tek sözüm kaldı. Onu da kabul buyurursanız onu söyleyeceğim. Benim o dostumu bir kere daha anarsanız ben de size köle olacağım. Kim söylüyor bunu? İbrahim Aleyhisselam. Allah'ın dostum dediği vettehazallahu İbrahim'e halila buyurduğu Hazreti Allah'ın dostu ve nebisi Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Ne söylememizi istiyorsunuz? Bir kere de Allahu Ekber söyleyeceksiniz. Ben de size köle olacağım. Ömrüm boyu köle. Peki, diyor ki, ey Allah'ın dostu, sen Allah'ın dostuysan, ben de Allah'ın Cibriliyim, Cibrili eminim. Yaktın beni, yeter diyor. Sen köle olamazsın. Ben sana imtihana gelmiştim. İmtihana gelmiştim. Allah Teala Hazretlerinden sordum. Ya Rabbi, bu meşgul, çok meşgul bir insan nasıl dost oldu diye sormuştum. Cenab-ı Hak bizi sana gönderdi. Dostluğunu en âlâ derecede kazandın ya İbrahim Aleyhisselam. Ey Allah'ın dostu, sen köle olamazsın. Sen köle olamazsın ve bu malları da biz sana tekrar hediye edeceğiz. Ben melekim, göklere çıkaramam, yerde onlara bakamam.
Yine sen hayra harcarsın. Bu mallar sana ait. İbrahim Aleyhisselam cevabına bakın. Sen Allah'ın Cebrail'iysen, ben de Allah'ın dostuyum. Allah için verdiğimi geriye alamam, buyuruyor. Allah. Bunlar büyük hadiseler. İnsanlara verilen nimetleri Allah için harcamaya, Allah Resulullah yolunda harcamaya mübarek nasihatler. Ne yapacağım ben? Cebrail Aleyhisselam, ya Halil Allah, lütfen kabul buyur. İmtihanı kazandın. En âlâ, en yüksek derecede kazandınız lütfen. Bunları geri buyurun. Hayır, ben alamam. Dostum için verdim. Allah için verdim. Geriye alamam. Sana bir ilim öğretebilirim. İbrahim Aleyhisselam. Sana ilim öğretebilirim. Bunların altından rüzgar geçenleri satarsın, satabilirsin. Arazilerde durur. Onlarla bir şey, meleksin ama bunları yapabilirsin. Camiler, medreseler, hayır müesseseleri, böyle bu zamandaki bu televizyonlar, hayıra çalışan televizyonlar, radyolar, efendim ilim, gazeteler, dine, dünyaya faydalı şeylere harcayabilirsiniz. Vakıf. İşte ilk vakıf İbrahim Aleyhisselam'ın vakfı. Cebrail Aleyhisselam. Estağfurullah. İbrahim Aleyhisselam sattı, bitti. İlk vakıf dünyada Cebrail Aleyhisselam altından rüzgar geçenleri hepsini satıyor. Onların üzerine büyük bir İslam üniversiteleri, Kur'an kursları, dine, dünyaya faydalı ilimler okunacak yerler, dine ve dünyaya faydalı ilimler okunacak ve söylenecek müesseselere vakfediyor. İşte ilk vakıf Cebrail Aleyhisselam'dan başlıyor. Böylece hem Cebrail Aleyhisselam hoşlanıyor, hem de İbrahim Aleyhisselam Allah Teala Hazretlerine, Allah Teala Hazretlerinin indinde makamını buluyor. Cenab-ı Hak verene en az 10 veriyor, 700 veriyor, 700 bin veriyor. İbrahim Aleyhisselam tekrar zengin oluyor. Tekrar Allah yolunda harcamaya. Ey mübarek, kendisine hayırlı mal nasip olan kardeşlerim, bunları iyice birbirinize söyleyin. Biz bunları evliyalar sohbetlerinde dinledik. Şimdi de sizlere söylemeye Allah nasip eyledi. Bu mübarek Musa Aleyhisselam ne kadar imtihanlardan sonra Cenab-ı Hak konuşmaya ikram etti. Ve kellemallahu Musa teklima. Musa Aleyhisselam Allah Teala Hazretleri ile konuşmaları, bu mübarek Allah'ımızın lütufları. Salleytüm aler Resul buyurur şeyler. Arap alimleri konuşurken arada salleytüm aler Resul, peygambere salavat getirdiniz mi? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Musa Aleyhisselam'ın halleri, başından geçen çok kıssalar var. Onlardan
bir kelime. Ondan sonra peygamberimizden ve oradan sonra da sahabelerden sizlere bugün Allah'ın lütfiyle Musa aleyhisselam. Çok şeyleri var tabii Musa aleyhisselamın. Ya çok acayip halleri. Firavun erkek çocuklarını öldürüyor. Binler, on binler çocuklar öldürüyor. Musa gelmesin. Musa aleyhisselam daimen dikkatli konuşan kardeşlerime de rica ediyorum. Musa deyiveriyor. İsa deyiveriyor. Musa aleyhisselam. İsa aleyhisselam. Davud aleyhisselam. Süleyman aleyhisselam. Peygamberleri anarken aleyhisselam. Sahabelere radıyallahu anh. Evliyalara rahmetullah aleyh. Alimlere evliyaları anarken rahmetullah aleyh. Onu ben yeni bir ilim size söyleyeyim. Birilerini rahmetle anacağımız zaman şimdiye kadar göçenlere göçenlere rahmet olsun. Göçenlere göçeceklere rahmet olsun. Biz de giriyoruz içine. Daha şey. Ebu Bekir. Allah şimdiye kadar göçenlere göçeceklere rahmet eylesin. Böyle mübarek şeyler. Yanındaki vezirleri akıl öğretiyorlar. Diyorlar ki ya Firavun bu çocuklar doğan çocuğu öldürmekle bitiremiyorsunuz. Bunun bir çaresine bakalım. Nedir? Bir sahra, büyük bir sahraya insanları davet edelim. Hanımlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Gecelesinler, bunu müneccimler haberi olabilir. Hangi gece babadan anneye geçecek Musa aleyhisselam, o geceyi hanımları bir tarafa, erkekler bir tarafa ayırarak hanım erkek görüşmesini yaptırmayalım. Sen bunu da yapabilirsin. Ey Firavun. Tamam bu güzel akıl bu diyor. Davet ediyor. Bütün büyük bir sahraya davet ediyor. Bütün erkekler, hanımlar bu onlar söylüyorlar bu senin yakınlarından hatta yakınlarından birinden erkekten kadına geçecek. İlan ediyor. Filan yerde, filan gün toplanacaklar. O kendileri de, vezirleri, bakanları, efendim, milletvekilleri, hepsi beraber hanımlar bir tarafta, erkekler bir tarafta toplanıyorlar. Akşam yemeği yedikten sonra bu gece hiç kimse evlilik görüşmesi yapmayacaklar. Allahu Ekber. Güzel ahlaklı efendiler, biz bunları gezerken Allah'ın lütfünden çok mübarek dünya çapında hayırlı alimlerden öğrendik. Sizlere Cenab-ı Hak, ben kardeşlerime rica ediyorum televizyon, efendim radyo kardeşlerimize. Ben artık çok biraz gezmek nasip oldu. Oturmaya ihtiyacım var. Beni oturduğum yerlerden bu ilimleri söylemeye yardımcı olun diye Allah Teala Hazretlerine çok şükrediyorum. Bize bu fırsatı veren kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah sizler de bunları öğrenerek başkalarına da söylersiniz. Efendimizin ne kadar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta vazife verirken bütün ümmete piranzit içinde bunu söylüyorum. Arafat'ta 13 sene Mekke mükerreme, 10 sene Medine münevvere. Ondan sonra Arafat'ta vazife veriyor ümmetine. Evvela şöyle. Ne buyurursunuz getirdiğim İslam hakkında? Ey benim ümmeti ashabım. Ya Resulallah düşmandık bizi kardeş ettin.
vahşiydik, bize İslam medeniyeti getirdin. İkinci hadis Efendimizin, öyleyse bu burada bulunanlar bulunmayanlara götürsün. Efendimizden ne kadar güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, İhdinas sırâtal müstakîm, sırâtal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn, âmîn velhamdülillahi Rabbil alemin. İnşallah, Arapçada ilellika buyuruyorlar. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Siz beni görüyorsunuz, ben sizi göremiyorum, üzülüyorum. Cennette görüşeceğiz inşallah. Dünyada da Allah görüştürür inşallah. Cennette de görüştürür inşallah.